Bir emekçi Samandıra'da ne yapıyor? Fenerbahçe Sengulayas maçının hazırlıklarını sürdürüyor ve sevgili Esra Köse orada elinde mikrofonuyla bizi bekliyor. Esra'cığım merhaba, hoş geldin. Söz sende. Teşekkürler Mehmet Ayan. Samandıra'dan herkese selamlar. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Sengulayas'ı Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Yarın akşam saat 19.45'te başlayacak mücadele. Sarı lacivertler Sengulayas maçı öncesi son antrenmanını Samandıra Can Bartu tesislerinde gerçekleştiriyor. Ben antrenmana dair notlarımı, Fenerbahçe'ye dair notlarımı aktarırken kameraman arkadaşım Özgür Özcan da sizlere Fenerbahçe'nin görüntülerini, ekranı, antrenmandan görüntüleri taşıyacak. Sarı lacivertlerde statü gereği 8 oyuncu eksik bulunuyor. Bu oyuncuları da hemen sayayım. Bartu Elmas, Serdar Aziz, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Ryan Kent ve transferin son günü kadroya dahil edilen Filip Kostić forma giyemeyecek. Fenerbahçe sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundan başlamıştı. İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşmişti sarı lacivertler. Deplasmanda oynadıkları ilk maçı 4-3 kazanmış. Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasından da 2-1 mağlup ederek rakibini ayrılmıştı ve 3. ön eleme turuna yükselmişti. 3. ön eleme turunda Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşmıştı Fenerbahçe. Rövanş maçında 90+1'de Diakite'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçmişti. Ancak uzatmalarda Lille 118. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 1-1'e getirmiş ve ilk maçı 2-1 kazandığı için tur atlayan taraf olmuştu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turuna veda etmesiyle birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamalarına doğrudan katıldı. Lig etabına geçilen yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Futbol Kulübü düzeyinde 2. organizasyonunda Fenerbahçe Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'la Avrupa mesaisine başlıyor. Sarı lacivertli temsilcimiz rakibiyle tarihinde 3. kez karşı karşıya gelecek. Geçen sezon Union Saint-Gilloise ile Konferans Ligi son 16 turunda karşılaşmıştı. Sarı lacivertler rakibini deplasmanda 3-0 yenmiş, İstanbul'da ise 1-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf olmuştu. Birazcık UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezonki formatından da bahsedeyim. Klasik formatı yerine 36 takımın katılımıyla lig düzenlenecek. Çok özür diliyorum. Avrupa Ligi'ne her takım 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9 ve 24. sırayı alan ekipler ise playoff turunda karşılaşarak son 16 turu biletini almaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla playoff turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek. Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi takvimini de aktarayım hemen. Sarı lacivertler yarın akşam 19.45'te Union Saint-Gilloise maçıyla başlıyor. İkinci hafta 3 Ekim Perşembe günü Twente deplasmanına konuk olacak. Üçüncü hafta 24 Ekim Perşembe günü Manchester United'ı ağırlayacak evinde. Dördüncü hafta 7 Kasım Perşembe günü AZ Alkmaar deplasmanına konuk olacak. Beşinci hafta 28 Kasım Perşembe günü Slavia Prag deplasmanında sahaya çıkacak sarı lacivertli ekip. Altıncı haftada 11 Aralık Çarşamba günü 18.30'da Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. 7. hafta 23 Ocak Perşembe günü Lyon'u konuk edecek. 8. hafta 30 Ocak Perşembe günü de Midland'a konuk olacak Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin eksiklerini tekrar sayalım. Lig formatında Avrupa listesine yazılmayan 8 oyuncusu eksik bulunuyor. Bu isimler Bartu Elmas, Serdar Aziz, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Yusuf Akçiçek, Burak Kapacak, Ryan Kent ve transferin son gününde listeye dahil olan Filip Kostić forma giyemeyecek. Antrenmana dair notları aktardık. Sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
Evet, Esra'ya teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor.